Burada size doğru bakan birinin beyninden bir kesit görüyorsunuz. Burada bir dış kısım ve bir iç kısım olduğunu fark etmişsinizdir. Hadi bunları renklendirelim. Mavi yeşilimsi renge çok odaklanmayacağız. Bu dış kısma gri madde diyoruz. Bu iç kısma ise beyaz madde deniyor. Tabii bu resimde gerçekten gri ya da beyaz değil ama Gerçek bir beyne bakarsanız dış kısmın gerçekten gri gibi bir rengi olduğunu, iç kısmında beyaz olduğunu fark edersiniz. Peki gri ve beyaz madde nelerden oluşuyor? Hatırlarsanız beyin yaklaşık olarak 86 milyar nörondan oluşuyordu. Bu 86 milyar nöron gri ve beyaz maddeyi de oluşturuyor. Şimdi buraya bir nöron çizelim. Burada dendritler var. Bu hücre gövdesi, bu akson, bu da miyelin. Fark ettiyseniz hücre zarını dış kısımla aynı renkte çizdim. Çünkü hücre zarı gri maddeye gri rengini veren şeydir. Dendrit ve hücre gövdesinde bu hücre zarı bulunur ve bunlar gri maddeye gri rengini verir. Aksonda da hücre zarı vardır ama aksonda ayrıca miyelin de vardır ve miyelin beyaz maddeye beyaz rengini veren kısımdır. Yani dendritler ve hücre gövdesi gri maddeyi oluştururken, aksonun çevresindeki miyelin de beyaz maddeyi oluşturur. Diyelim ki bu kişi multiple skleroz yani MS hastası olsun. O zaman beyindeki beyaz maddede lezyonlar oluşacak. Bu mantıklı bir şey çünkü multiple sklerozda beyaz maddeye rengini veren miyelin zarar görmeye başlar. Çünkü bağışıklık sistemi yanlışlıkla miyelini yabancı bir madde zanneder ve ona saldırmaya başlar. Peki bağışıklık sistemi nasıl beynin içine girer? Normalde bağışıklık sistemi kan damarlarında hareket eder. Beynin de damarlar aracılığıyla besin almaya ihtiyacı vardır. Bu damarlarda bağışıklık sistemi de dolaşır. Şimdi... Beynin bu kısmına yakınlaşalım ve burayı inceleyelim. İşte burada kan damarımız var. Bu damarın iç yüzeyini kaplayan hücrelere endotel hücreleri denir. Bu endotel hücreleri birbirlerine çok sıkı bir şekilde tutunurlar. Sanki el ele tutuşuyormuş gibi. Ve çok sıkı tutundukları bu noktalara da sıkı bağlantı noktaları denir. Endotel hücreleri, bir evin temeli gibidir. Buraya çizdiğim kırmızı çizgiye bazal membran denir. Tüm bu yapı kan beyin bariyerini oluşturur. Kan beyin bariyeri çok özel bir yapıdır. Çünkü istenmeyen birçok maddenin beyne girmesine engel olur. Örneğin diyelim ki bir virüs var ve bu virüsün elbette beyne girmesini istemiyoruz. Çünkü eğer girerse çok zarar verebilir kan beyin bariyeri işte bu olası girişi önler. Ayrıca bağışıklık sisteminin de beyne girmesini önler. Diyelim ki burada bir T hücresi var ki bu da bir bağışıklık hücresidir. Beyne giremeyecek, değil mi? Genellikle bağışıklık sisteminin beyin içine girişi sınırlıdır. Ama multiple sklerozda T hücreleri endotel hücrelerinin arasından geçip bazal membranı yırtarlar. İşte bu sayede de beynin içine ulaşırlar artık beynin büyük bir bölümüne ulaşabilirler ve bu da çok kötü bir durum değil mi? Çünkü burası T hücrelerinin tanıdık olmadığı bir ortam. Zira genellikle burada bulunmuyorlar. Beyinde bir sürü nöron vardı demiştik. O zaman buraya bir nöron çizelim. Evet, burada da mielin var. Miyelin'in birçok ayırt edici özelliği var. Örneğin mielin'in yüzeyine çıkmış proteinler olabilir. T hücresi de bu proteinlerden birine bakıp, bir saniye, bu yabancı bir madde buna saldırmalıyız diyebilir. Ve T hücresi tabii ki bu noktada yanılıyor. Bu proteinin yabancı bir madde olduğunu düşünüyor. Ama aslında o da vücudumuzun bir parçası. T hücresi miyelini yabancı madde olarak tanımladıktan sonra bir alarmı tetikler ve sitokinler denen kimyasalları salgılar. Sitokinler birçok farklı şey yapar. Bunlardan biri de kan-beyin bariyerinin zarar görmesini tetiklemektir. Böylece birçok başka hücrenin de bu bariyerden geçmesi kolaylaşır. Örneğin buraya artık daha fazla T hücresi girebilir. Sitokinler ayrıca başka bağışıklık hücrelerini de alana çağırabilirler. Örneğin B hücreleri gibi. Artık B hücreleri de içeri girebilir ve birdenbire içeride B hücreleri de olur. B hücreleri de miyelin için antikor üretmeye başlar. Bunlar miyelini daha da zarara uğratır. Ayrıca makrofajlar da buraya gelebilir. Makrofajlar ise kelimenin tam anlamıyla miyelini yutarlar ve fiziksel olarak zarara uğratırlar. Son olarak sitokinler miyelin için toksik olabilir. Sitokinlerin kendileri de miyeline zarar verebilir. İşte tüm bu sürecin sonunda elimizde zarar görmüş bir miyelin kalır. Ayrıca beynin bir kısmında toplanmış bir sürü bağışıklık sistemi hücresi olur. Bunun sonucunda ise nöroinflamasyon denen şey oluşur. Hmm, çok kötü bir senaryo değil mi? Ama beynin kendini onarmak için bir yöntemi vardır. Peki bunu nasıl yapar dersiniz? Diyelim ki burada başka bir nöron olsun. Nöronlar için miyelin buradaki hücrelerden tedarik ediliyor. Bu hücreler nöron değil. Bunlara oligodendrosit deniyor. Miyelin azaldığında oligodendrositler tekrar miyelin üretme sürecini başlatır. Hasar görmüş miyelini tamir etmeye çalışırlar. Müthiş bir sistem, değil mi? Beyin kendini onarabiliyor. Bu sürece tıbbi terimiyle Remiyelinizasyon diyoruz. Ama zaman geçtikçe bu süreç gücünü gitgide kaybeder ve yeterince etkili olamamaya başlar. Kısacası, oligodendrositler ellerinden geldiğince aksonlara tekrar miyelin sağlamaya çalışır ama en nihayetinde bağışıklık sistemine yenik düşeceklerdir. Bağışıklık sistemi bu durumda baskın çıkacaktır. Bu T hücreleri sürekli sitokin salgılayacak ve B hücreleri antikor üretecek. Makrofajlarda miyeline zarar verecek. Sonuç olarak remiyelinizasyon süreci bağışıklık sistemine yenik düşecek.